Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Bildiğiniz gibi Bayraktar Kızı Elma ilk uçuşunu 2022'nin son günlerinde gerçekleştirdi. Bayraktar Kızı Elma'da merak edilen noktaysa füze atış testleri. Peki Bayraktar Kızı Elma ne zaman ilk füze atışını gerçekleştirecek? Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yayınladığı videoda 2023 yılı içinde Bayraktar Kızı Elma'nın çeşitli uçuş testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştireceği söylenmiş. Bu doğrultudan yola çıkacak olursak, mühimmat entegrasyonu bu yıl içinde olacak. Bayraktar Kızı Elma, bu yıl içinde büyük ihtimal yıl sonuna doğru füze testini gerçekleştirecek. Eğer yıl sonu olmazsa, 2024 yılının başlarında olacağını düşünüyoruz. Akıncı taarruzlu insansız hava aracından yola çıkacak olursak, Akıncı ilk uçuşunu 6 Aralık 2019, yani 2019'un son günlerinde gerçekleştirdi. Ve ilk test atışı Nisan 2021 yılında gerçekleşti. Bayraktar Kızı Elma ise ilk uçuşunu 14 Aralık 2022 tarihinde yaptı. Buradan yola çıkarsak, 2024 yılının ilk ayları füze testini görebileceğimiz anlamına geliyor. Fakat Bayraktar Kızı Elma, 2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyordu. Sürpriz bir şekilde ilk olarak 3 Aralık'ta hafifçe yükseldi, 14 Aralık'ta ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu yüzden 2023'ün sonlarına doğru bir sürpriz daha görmemiz imkan dahilinde. Bayraktar Kızı Elma'nın 2024 yılı veya 2025 yılı içerisinde de envantere girmesi çok büyük ihtimal. Ülkemizde gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle savunma projelerinin takvimlerinde aksama olabileceğini düşünürsek, 2024-2025 yılları Kızı Elma'nın envantere giriş sürecinin başlangıcı olabilir. Tekrardan başta depremden etkilenen herkese ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Baykar Bayraktar Kızı Elma, Türkiye merkezli insansız hava aracı üreticisi Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden, turbofan motorlu, gizlilik ve havadan havaya füze atabilme kabiliyetine sahip insansız hava uçağıdır. Bayraktar Muharip İnsansız Uçak Sistemi için ilk kavramsal çalışmalar 2013 yılında başlamıştır. Proje ile ilgili önemli gelişme ise 20 Temmuz 2021 tarihinde yaşanmıştır. Bu tarihte Bayraktar MÜYUS'a ait ilk kavramsal tasarım görselleri ve uçağın özelliklerine dair orijinal bilgiler kamuoyuyla paylaşılmıştır. 11 Kasım 2021 tarihinde SAVO Expo etkinliğinde Baykar ile Ukraynalı Yuchenko Progress arasında AI-322F turbofan motor tedarik anlaşması ve AI-25 TLT turbofan motor entegrasyon sözleşmesi imzalanmıştır. Bayraktar Kızı Elma'nın farklı turbofan motorlar kullanan varyantlarının geliştirilmesi planlanmaktadır. İlk prototipler ses altı, yani süpsonik hızda gidecekken, sonraki prototiplerin ses hızının üstüne çıkmasına, yani süpersonik hızlara çıkması bekleniyor. Projenin kod adı, başlangıçta Muharip İnsansız Uçak Sistemi olmuş, resmi adı Kızı Elma ise 12 Mart 2022 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Proje isminin açıklandığı gün Selçuk Bayraktar, ilk Kızı Elma prototipinin üretim hattına girdiğini belirtmiştir. Uçuşa hazır olan prototip ise, Teknofest 2022 kapsamında ilk kez Samsun'da halka açık şekilde sergilenmiştir. Bayraktar Kızı Elma'nın gövdesi, stealth teknolojisine uygun olarak tasarlanmaktadır. Böylece uçağın düşük radar izine sahip olması planlanmaktadır. Dikey kuyruklar ve önde bulunan yatay kontrol yüzeyleri sayesinde, Bayraktar Kızı Elma'nın yüksek manevra kabiliyetine kavuşması hedeflenmektedir. Bayraktar Kızı Elma, kısa pistli uçak gemileri ve LHD gemilerinden iniş kalkış yapabileceği için gövdenin su korozyonuna dayanıklı şekilde üretilmesi beklenmektedir. Gemi üzerine iniş kalkışların katapulta gerek olmaksızın yapılabilmesi için kanat yapısı özel olarak tasarlanmaktadır. Baykar Teknoloji, Samsun'da gerçekleşen Teknofest 2022 kapsamında farklı özelliklere sahip Bayraktar Kızı Elma varyantlarının çıkacağını açıkladı. Buna göre operasyona hazır hale gelecek olan ilk sürüm olan Kızı Elma, Yuchenko Progress AI-25 TLT turbofan motorlarını kullanıp ses hızının altında seyahat edecekken, AI-322F motorunu kullanan Kızı Elma B varyantı ses üstü hızlarla uçacaktır. Bayraktar Kızı Elma C'nin ise 2 adet AI-322F art yakıcılı motor kullanması beklenmektedir. Bayraktar Kızı Elma'nın kullanacağı füzelere bakacak olursak, havadan havaya füze Bozdoğan, havadan havaya füze Gökdoğan, Roketsan Cirit, TÜBİTAK Sage Bozok,
Somme Seyir füzesi, bombalar, Weber 81, Mark 81 bombası, Rokestan lazer güdüm kitiyle birlikte, EGK 82, Mark 82 bombası, Bütaksage hassas güdüm kitiyle birlikte, AGK 82, Mark 82 bombası, Bütaksage kanat destekli güdüm kitiyle birlikte, Weber 82, Mark 82 bombası, Rokestan lazer güdüm kitiyle birlikte, AGK 83, Mark 83 bombası, Bütaksage hassas güdüm kitiyle birlikte, KGK 83, Mark 83 bombası, Bütaksage kanatlı güdüm kitiyle birlikte, EGK 84, Bütaksage hassas güdüm kitiyle birlikte, Mark 84 bombası, LHGK 84, Mark 84 bombası ile Bütaksage lazere duyarlı güdüm kiti, Bütaksage Togan, 4 adet 81 mm havan topografı, Bütaksage Kuzgun, SS planör bombası, Aseysan minyatür bomba, SARP 83 bunker patlatıcı, MEP 84 bunker kırıcı, Bütaksage Bozuk, MAM-C, MAM-L, MAM-T. İnsansız uçak sistemleri, bütün dünyada aktüel bir hava doktrini tartışmasıdır. 2020 yılının Şubat ayında Florida'da, ABD Hava Kuvvetleri bu konuyu merkeze alan bir konferans düzenlemiş. Havacılık, yapay zeka, otomasyon alanında çalışan uzmanları da konferansa konuşmacı olarak davet etmiştir. Bu konferansta konuşan Elon Musk, F-35 ve benzeri 5. nesil insanlı savaş uçaklarının gelecekte insansız hava araçlarına karşı hiçbir şansı olmayacağını ve geleceğin insansız hava araçlarının ibaret olduğunu belirtmiştir diyelim. Videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.